Kuralları rafa kaldırıldı, popülist vaatler havada uçuştu. Seçim öncesinde geçici bir rahatlık yaşayan milletimiz, seçimin hemen ardından bu savurganlığın faturasını çok ağır şekilde ödedi. Enflasyon bu ülkede üç haneli rakamlara kadar yükseldi. Bütçe açığında rekorlar kırıldı. Faizler astronomik seviyelere tırmandı. Arka arkaya gelen zamlar, isabetsiz tedbirler neticesinde milletin beli büküldü. Adeta kaşıkla verilen kepçeyle geri alındı. 8 yıllık iktidarımız boyunca enflasyon yoluyla, faiz yoluyla, karşılıksız para basmak yoluyla milletimizin emeğine ve ekmeğine göz diken politikalardan özellikle sakındık. %30 seviyesinden aldığımız enflasyon, bunun altını çiziyorum. %30 seviyesinde aldığımız enflasyon 2009 yılı sonunda %6,5 seviyesine gerilerken 2010 yılı Kasım ayında %7,3 oldu. Tek haneli düşük enflasyon bu yılda muhafaza edildi. %63 seviyesinden devraldığımız devletin borçlanma faiz oranı %7 seviyesine kadar geriledi. Şimdi az önce burada konuşuluyor ve faizin yükseltildiğinden bahsediliyor. İnsaf edin. Devletin borçlanma faizinin %63 olduğu bir orandan %7'ye iniyorsunuz. Siz hala faizin yükseltildiğini konuşuyorsunuz. Bunun bir defa insafla yakından uzaktan alakası yok. Yani milletimizin emeği korundu. Ekmeği korundu. Maşallah. Bundan ayrıca gururlandım. Aferin. Gelişme var. Ülkenin kaynakları, vatandaşın alın teri muhafaza edildi. 2002 yılından sonra iki yerel seçim, bir genel seçim, iki halk oylaması ve bir cumhurbaşkanlığı seçimini yaşadık. Dikkatinizi çekiyorum. Hiçbir seçim döneminde mali disiplin bozulmamış, piyasaların güveni sarsılmamıştır. Bugün de aynı şekilde genel seçime 7 ay kalmasına rağmen Türkiye'ye, Türkiye ekonomisine güven had safhada devam etmektedir. Sadece bir gösterge. Özellikle değerli arkadaşlarım, bizim iktidara geldiğimiz dönemde 2002 yılında kamuoyu yoklamalarında en az güvenilen kurum olarak siyaset kurumu çıkıyordu. İleri yaş grubunda olduğu kadar genç nesil nezdinde de siyaset kirli bir iş olarak görünüyordu. Siyasete, siyasetçiye, siyaset kurumuna güvenilmiyordu. Siyasetçi sokağa çıkmaya korkuyor, ben siyasetçiyim demeye çekiniyordu. Siyaset yalanla, siyaset yolsuzlukla, siyaset sözünden dönmekle, çark etmekle, U dönüşü yapmakla, sabah söylediğini akşam yalanlamakla, hatta şimdi biliyorsunuz yeni yeni tornistan, çakma filan bu tür şeyler çıkmaya başladı. Bunlar bir yerden çıkıyor. Bazı gerekçeleri var bunların. İktidara gelmek için pervasızca atıp tutanlar, Kaf Dağı'nın ardındakini vaat edenler, her yolu mübah görenler, ilkeleri rafa kaldıranlar, aynada kendilerine baktıklarında yüzleri kızarmasa da milletin aynasında mahcup olurlar ve her zaman mahcup olmuşlardır. Birilerinin şuur altı böyle şekillenmiş olabilir. Değerli arkadaşlarım, birileri bugün hala siyaseti bir yolsuzluk, bir usulsüzlük, kayırma, imtiyaz vesilesi olarak görüyor. Şuur altındaki bu anlayışı siyasete egemen kılmaya çalışıyor. Ben şunu büyük bir gururla, büyük bir samimiyetle ifade etmek istiyorum. Milletimizin teveccühüne, takdirine, itimadına dayanarak şunu açık açık söylüyorum. AK Parti siyaseti temize çeken bir partidir. Siyaseti farklı olan bir partidir. Siyaset ile
yolsuzluğu, siyaset ile popülizmi birbirinden ayırmış, birbirinden uzaklaştırmış bir partidir. AK Parti siyasete güveni yeniden tesis etmiş, siyasete itibarını iade etmiş olan bir partidir. Bizim siyasetimiz, bizim siyaset anlayışımız bu ülkeye 8 yıl önce hakim olan siyaset tarzından tamamen farklı bir yerde durmaktadır. Biz en başından itibaren büyük düşünüyor, büyük hedefler belirliyor ve bu büyük hedeflere ulaşmak için de büyük adımlar atıyoruz. Biz Türkiye'nin potansiyeline, dinamizmine inanıyor ve 8 yıldır bunun gereğini yapıyoruz. Tarihimizle, kültürümüzle, medeniyetimizle çok büyük olduğumuzun bilincindeyiz. Bu bölgede, bu coğrafyada çok uzun süreler tarihe yön verdiğimizin, tarih yazdığımızın bilincindeyiz. Biz ufku olan, idealleri olan, büyük gayeleri, büyük vizyonu olan bir millet olduğumuzun idrakindeyiz. Bu ülkeye, bu millete biçilen elbisenin dar olduğunu, artık dar geldiğini biliyor, engelleri aşarak, zincirleri kırarak, prangalardan kurtularak geleceğe yürüyoruz. Hamaset edebiyatı yapmıyorum. Eğer inanmayanlar varsa onlara Balkanlarda bugünkü Türkiye'nin imajını iyi okumalarını tavsiye ediyorum. Eğer inanmayanlar varsa onlara Kafkasya'da, Orta Doğu'da, Afrika'da, Avrupa'daki Türkiye imajını doğru okumalarını tavsiye ediyorum. Ben Mardin'de gördüğüm, Aydın'da, Siirt'te, Sivas'ta, Konya'da gördüğüm coşkuyu, heyecanı aynı şekilde Kosova'da, Prizren'de, aynı şekilde Lübnan, Aydamun'da gördüm. Trabzon'da, Antalya'da, Van'da, Bingöl'de gördüğüm heyecanı, umudu, sevinci Saraybosna'da, Dakka'da, Karaçi'de, Paris'te, Brüksel'de, Berlin'de gördüm. Şu geçtiğimiz 8 yıldır benim gurbetçi kardeşim, benim soydaşım, benim vatandaşım gittiği her yerde göğsünü gere gere Türk'üm diyor. Göğsünü gere gere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu ifade ediyor. Benim her bir kardeşim cebindeki pasaportunu, cebindeki Türk lirasını artık gururla taşıyor. Değerli milletvekilleri, paramızı delik deşik edenler sıfırlarla parayı zenginleştirdiğini zannedenler bizim paramızın onuruyla oynamadılar mı? Birin yanına 6 0'ı koyanlar kimlerdi? Hani onlar paramızın değerini veya Türk lirasının değerini koruma anlayışına sahiptiler? Bu nasıl anlayıştı? Bu 6 0'ı attığımız zaman enflasyon patlar diyenler onlar değil miydi? Enflasyon artar diyenler onlar değil miydi? Bunu biz yaptık. Ve bunu biz başardık ve şu anda paramız da bundan dolayı değeriyle dünyada itibarını görüyor. Değerli arkadaşlarım, bakın ben sizlere Avrupa Birliği ile katılım müzakerelerini kararlılıkla yürütürken Avrupa kurumlarıyla bu arada biz de kurumsallaşma sürecimizi devam ettirirken Orta Doğu ile Afrika ile Balkanlarla bu arada hasret giderirken vizeleri kaldırarak bu bölgelerle kucaklaşıyor ve işbirliğini artırıyoruz. Size sadece birkaç veri sunuyorum. 2002 yılında Suriye'ye ihracatımız 267 milyon dolardı. 2009 sonunda 1.4 milyon milyar dolar oldu. 2003 yılında Irak'a ihracatımız 829 milyon dolardı. 2009 sonunda 5 milyar dolara yükseldi. Rusya'ya ihracatımız 2002 sonunda 1 milyar 172 milyon dolarken 2009 sonunda 3 milyar dolara ulaştı.
Yunanistan'a 2002 yılında 590 milyon dolar ihracat yapıyorduk. 2009 sonunda 1.6 milyar dolar ihracat yapar hale geldik. İşte dostluğun neticesi budur. Dayanışmanın neticesi budur. Sıfır sorun anlayışının neticesi budur. Biz kazanıyoruz, komşularımız kazanıyor, bölgemiz kazanıyor, halklarımız kazanıyor. Bu bölgede Türkiye'nin çabalarıyla barış kazanıyor, dayanışma kazanıyor, huzur ve istikrar kazanıyor. Dün başkenti Ankara'nın köylerine yol götüremeyen bir Türkiye vardı. Bugün Ankara'nın da ülkemin dört bir yanında köylerine KÖYDES projesiyle yol, su götüren bir iktidar var. Dün alan bir Türkiye vardı. Bugün dünyanın her yerinde yardım elini uzatan Kızılay'ıyla, TİKA'sıyla, sivil toplum örgütleriyle yaraları saran, yani veren, yani elini uzatan bir Türkiye var. Sadece şu son dört yılda diğer ülkelere yaptığımız resmi kalkınma yardımlarımız yıllık ortalama 700 milyon doları aştı. Sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün yardımlarıyla birlikte Türkiye son dört yılda dünya genelinde ihtiyaç sahiplerine yıllık ortalama 1,5 milyar dolar yardım sağladı. Yerelde de güçlüyüz, küreselde de güçlüyüz. Köylerimizi, ilçelerimizi, illerimizi hizmetle, eserlerle buluştururken yerele sıkışmıyor, kendimizi dünyadan soyutlamıyoruz. Değerli arkadaşlarım, sloganlarla, içi boş vaatlerle, içi boşaltılmış kavramlarla hareket etmiyoruz. Hayalleri gerçeğe dönüştürüyor, kavramlara anlam kazandırıyor, demokrasiye, milliyetçiliğe, halkçılığa en ideal anlamda somut karşılıklar bulmanın mücadelesini veriyoruz. Milliyetçilik ülkeyi büyütmektir. Ülkenin itibarını büyütmektir. Millete hizmet üretmektir. Milliyetçilik proje üretmektir. Plan üretmektir. Ekonomiyi geliştirmektir. İç ve dış politikaya vizyon kazandırmak, milli değerleri yüceltmek, milli kültürü yaşatmak, bizi biz eden değerleri muhafaza etmektir. Milliyetçilik yol yapmaktır. Okul açmaktır, hastane inşa etmektir. Konut inşa etmektir, şehirleri, evleri doğalgazla buluşturmak, hızlı tren hatlarını döşemek, Türkiye'ye ufuk açmak, aydınlık bir kapı aralamaktır. Bugün arkadaşlarım da söyledi. 79 yılda ülkemizde inşa edilen bölünmüş yol miktarı 6101 kilometre. Değerli arkadaşlar, bizim 8 yılda inşa ettiğimiz bölünmüş yol uzunluğu 13375 kilometre. Bunların üzerinden sizler de şimdi seyahat ediyorsunuz. Bu bölünmüş yollar belki görürsünüz de marifet iltifata tabidir. Bir teşekkür edersiniz ama böyle bir şeyiniz de yok tabii. Bu nezaket meselesidir.